de dedik ya. Şehitler bizim nazarımızda bildiğimiz şekilde öldükleri zaman ancak o mertebeye ulaşırken Allahu Teala ne dedi? Allah yolunda siz ölü olarak bildiğiniz onları ölü demeyin. Onlar diridiler, siz fark edemezsiniz. Bir başka ayette de Ali İmran Suresi'nin 169. ayetinde de yine 100 Bakara suresinin 154. 4'ündeki ayet gibi başlıyor. Diyor ki: "Vela takul limen yuqtalu fi sebilillahi amveten bel ahyaun inda rabbihim yurzaqun." Geldi geldi yurzaqun'da ayrıldı. Onda dedi ki, siz idrak edemezsiniz, siz bilemezsiniz ama burada rızkı kattı Allahu Teala. Dedi ki Allah yolunda ölenlere siz ölü diyebiliyorsunuz ya onlara sakın ölüle demeyin. Onlar diri diller ve bu sefer rızık devreye girdi. Dedi ki Allahu Teala onları rızıklandırıyor ama siz keyfiyetini bilemezsiniz. Keyfiyetinde ne vardı? Keyfiyetinde biz bir örnek verdik ya. Neydi, neydi o keyfiyetinde? keyfiyeti şu, işte bir çocuğun anne karnında beslenmesi, insan dünyaya geldikten sonra beslenme şekli çocukken işte annesinin sütüyle, Allahu Teala onun annesinin sadrına yerleştiriyor sütü, iki tane güzel çeşmeye yerleştiriyor. O iki çeşmeden çocuk emerek ne yapıyor? Günlük ihtiyacını gideriyor. Yani her şeyini de oradan alıyor. Hiçbir eksikliği yok. Ya şimdi bizim aldığımız gıdalardan bir müddet sonra işte hastalanıp doktora gittiğimizde doktor diyor ki işte sizde şu demir eksikliği var, şu gıda eksikliği var, bu gıda eksikliği var. Çocuk annesinin sütünden iki yıl besleniyor. iki yıl zarfında çocuğu götürüp tedavi ettirdiğiniz zaman veya çocuğu götürüp muayene ettirdiğiniz zaman o demir, diğer şeyler o dediğimiz Hiçbir elemente vücudunda bir eksiklik yok. Allahu Teala onun sadrına onu güzel güzel yerleştirmiş ve bize de onu örnek veriyor. Ne diyor? Diyor ki Allah yolunda ölenlere ölüler demeyin. Kur'an-ı Kerim'i Allahu Teala'dan alıp bizlere getirip tebliğ eden son peygamber Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de buyuruyor ki peygamberler cennettedir. Büyükana ermeden ölen çocuklar cennettedir. Cahiliye döneminde öldürülen çocuklar onları da Allah Resulü buyuruyorlar ki onlar da cennettedir. Ve kimler başka şehit hükmünde olanlar dedik ki veba hastalığından ölenler cennettedir. Ateşte yanarak ölenler cennettedir. Suda da boğularak ölenler cennettedir devası olmayan bir hastalığa yakalanıp vefat eden bu asaydım ya, müminler için geçerli. Vefat edenler cennettedir. Hep bunların cennette olduğunu Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bizlere bunları güzel güzel haber veriyor Resulü Şen e Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Şehitlerin piri dediği zaman aklımıza kim geliyor? Hazreti Hamza Efendimiz geliyor. Peygamber Efendimizin amcası. Peygamber Efendimiz'den iki yaş büyük ama Peygamber Efendimiz'de bir amca yeğeni olarak değildi. iki arkadaş olarak büyümüşler. Ve bunu Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şehitlerin efendisi olarak bize tanıtıyor. Bir başka Bedir'de Hazreti Hamza Uhud'da şehit oldu. Bir de Uhud'da bir başka şehidimiz var ki o da Musab bin Hayr, Musab bin Ümeyr, onun ismine Peygamber Efendimiz Musabul Hayr demiş. Mekke'nin en zenginlerinden birisinin oğlu. Allah-u Teala da Sima olarak da çok da güzel yaratmış. Yusuf Aleyhisselam gibi bizim peygamberimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem gibi de çok güzel yaratmış. Mekke'de sokağa indikleri zaman İnsanlar hep onun arkasından bakıyormuşlar imrenerek. Hem zengin hem güzel olarak yaratmış insanlar ona bakıyorlar. İslam'ı kabul ettikten sonra annesi kendisini yemeden içmeden tecrid ediyor. Diyor ki İslam'ı terk edip eski dinle dönmediğin sürece ben diyor yemeyeceğim, içmeyeceğim, güneşle öleceğim, güneşin altında kalarak öleceğim ve bu günahta sana yeter. Bu ayıpta sana yeter diyor ve annesine müteaddit defa anne ben bu dinden dönmem sen bildiğin bildiğin gibi davran diyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem daha Medine'ye hicret etmeden önce Hazreti Musab'ı Abdullah ibni Mektum'u o Medine'deki Müslümanlara İslam'ı öğretmek için gönderdiği İslam'ın ilk davetçilerinden Uhud Savaşı'nda şehit oluyor. Böyle bir sahabe düşünün. Mekke'nin en zenginin oğlu Şehit düştüğünde gidiyorlar, bakıyorlar. Üzerinde bir kamisi var. Kamis dediğimiz, Araplar ona e, gömlek diyorlar. Bu gömlek uzunca bir gömlek. Böyle dizlerden aşağıya kadar iniyor. Öyle bir gömleği var. Bu gömleği biliyoruz ki şehitler ne oluyor, ne olmuyor? Şehitler yıkamıyorlar. Kefenlenmiyorlar. Kendi üzerindeki elbiselerle defnediliyorlar. Ve Musab, Hazreti Musab'ı da öyle defnedecekler. Ama üzerindeki kamisi kafasına yüzüne doğru çekiyorlar. Dizden aşağı ayaklar açıkta kalıyor. Aşağıya çekiyor, ayaklarını kapatıyorlar. Sineden yukarı açıkta kalıyor. Bu olayı Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme haber veriyorlar. Diyorlar ki ya Resulallah böyle böyle ne yapalım? Efendimiz buyuruyorlar ki üst tarafa çekin kamisini, gömleğini yüz taraftan kapansın nereye kadar ulaşıyorsa geriye kalan yere ot koyun üzerine kapatın görüyor musunuz? İlk zaman Müslümanlar nasıl sıkıntı çekmişler, nasıl meşakka çekmişler. Üzerlerine giyecek elbiseleri dahi yok. O şekilde savaşa gitmişler ve kafirlerin karşısına o şekilde çıkmışlar. Ve biraz önce kardeşimiz neyi sordu? Şehitlerin kısımlarını sordu. Ne dedik? Üç çeşit şehitlik var. Bir dünyalık ve ahiretlik şehit. Bunlar Rabbimizin ilahi kelimetullah yüce olması için hayatını ortaya koyuyorlar. orada, o yurda vefat ediyorlar. Bunlar ne yapılmıyor? Yıkanmıyor, kefenlenmiyor. Cenaze namazı kılınarak defnediliyor. İkinci dünyalık şehit. Çünkü biz onların dünyalık mı ahiretlik mi olduğunu bilmiyoruz. İnsanların özel durumlarını allah Teala bize haber vermemiş. Arapçada da güzel bir, daha doğrusu fıkıhta da bir ka kayda var. El-İslam yahkum ala zavahir. İslam zahire, insanın görünüşüne göre bize hükmetme yetkisi veriyor. Biz bakıyoruz ki adam savaş meydanında ölmüş Müslümanların safında biz ona Müslüman diyoruz. Biz böyle bir şehit diyoruz. Biz onu dünya yurdunda şehit, şehit biliyoruz ama ahiret yurduna gittiğinde onun hiçbir nasibi yoktur. Bunlar da yine biz şehit bildiğimiz için Bunları da yıkamadan, kefenlenmeden defnediyoruz. Bir üçüncü şehit hükmünde olanlar bunlarda nedir? Gaziler. Bunlarda şehit olmak için en değerli varlıklarını ortaya koymuşlar. Allahu Teala'nın emirleri, yüce dinimizin emirleri dünyanın her tarafında uygulansın. Mukaddes vatanımıza ve namusumuza namahrem eli, namahrem gözü ilişmesin diye hayatlarını ortaya koyup o uğurda savaşmak için savaş meydanına çıkmışlar ama aldıkları yarada şehit olmamışlar. Onu hastaneye taşımışlar, ilaçla tedavi etmişler, belki yiyecek içecek bir şeyler vermişler. Bir müddet sonra o aldığı yaradan dolayı vefat edenlere de buna da ne diyor yine? Yüce dinimiz bunu şehit hükmünde kabul ediyor. Allahu Teala onları şehitlik derecesine ulaştırıyor. Şehitlik böylesine bir derece. Hocam peki biz şehit olmasak bu ecirleri nasıl kazanacağız? Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki Aynani la temessuhuma ennar. İki göz vardır ki onlara cehennem ateşi dokunmayacak. Aynun Beket min haşyetillah. Allahu Teala'nın korkusundan yani Allahu Teala ben Allahu Teala'nın bir kuluyum. Acaba günahlarım fazla mı oldu? Bu takım şeyleri yanlış mı yaptım diye bu tür akşam yatağa girdiğinde bunun muhasebesini yaparak veya insanların gözlerinden ırak bir yerde kendi nefsinde bunun muhasebesini yapıp yapmış oldukları yanlıştan dolayı gözyaşı dökenler. Buna Peygamber Efendimiz aynun <laughs> haşet min be, aynun beket min haşetillah. Allahu Teala'nın korkusundan ağlayan göz. İkincisinde ne diyor? Aynun betet tahrusu <laughs> fi sebilillah. Allahu Teala'nın yani burada nedir? Vatanı koruma uğrunda açık olan göz. Yani bugün hem işte bulunmuş olduğumuz şehrin merkezinde hem de sınır boylarında nöbet tutan Mehmetçiklerimiz var. Mehmetçik, Asakiri Mansure-i Muhammediye yani Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin yardımcı kuvvetleri demektir Mehmetçik. Yani Asakiri Mansure-i Muhammediye daha önce bu şekilde adlandırılıyordu onlar. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin yardımcı kuvvetleri. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin yardımcı kuvvetleri olan bu Mehmetçiklerimiz hem sınır boylarında hem şehir merkezlerinde nöbet tutuyorlar. Düzen muntazam bir şekilde gitsin. İşte ülkemizin ve mukaddes değerlerimize göz dikenlere onların kalplerine sinelerine korku salalım diye nöbet tutanlar görev ifa edenler bu uğurda mücadele verenler bu gözlerin de cehennemde yanmayacağını iki göz Birincisi nedir? Birincisi nefis muhasebesi yapıyor. O nefis muhasebesinden dolayı insanların gözü önünde rol yapmak için değil. Bak bunu iyice anlayacağız. Rol yapmak için değil Allah korkusundan yapmış olduğu yanlıştan dolayı gözlerden ırak bir yerde gözyaşı döken bir göz. İkincisi nedir? Vatanımız, Yüce dinimiz, vatanımız ve mukaddes değerlerimize ne mahrem eli ilişmesin, ne gözü ilişmemesi için nöbet tutan askerlerimizin gözlerine de cehennem ateşi dokunmayacak. Hocam peki bu sulh zamanlarında mı? Yani savaş zamanında mı yoksa sulh zamanında da aynı mı? İster ister savaş zamanında olsun, istersen sulh zamanında olsun, yani barış zamanında olsun, ikisi de aynıdır. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin bize vermiş olduğu müjdede bu gözlerin ikisi de cehennem ateşinden beri olacak, uzak olacaktır. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şehitlerle ilgili bir başka müjdeyi yine veriyor. Şehitlerin amel defteri kapanmayacak. Zaten cennete gidecekler. Aynı zamanda sadakayı cariye namından... Amel defterleri açık olduğu için kıyamete kadar onlara sevap yazılacak. Bir bir başka insanlar vefat edip götürüp kabre konulduğu zaman kabirin bir azabı vardır. O kabirde bizim bildiğimiz şekilde belki bir ateş yoktur. Belki bir diğer şeyler yoktur. Ama düşünün ki biz rüya aleminde rüya alemindeki gördüğümüz bir rüyadan nasıl mutlu oluyorsak gördüğümüz kötü tehlikeli rüyada nasıl zorluk yaşıyorsak aynı şekilde öyle rüya aleminde allah Alem öyle ameli iyi olanlar o şekilde cennet nimetleri izleye izleye sabah güneş doğacak, akşam batacak. Bütün bunların farkında olacak. Diğeri de ne olacak? Azabı izleye izleye, cehennem azabını izleye izleye manevi alemde öyle bir muazzam şekilde günlerini geçirecek. Allahu Teala bizleri peygambere Allahu Teala'ya inanan, peygamber efendimizi inanan, tasdik eden şehitlerimizle, şuhadalarımızla beraber olanlardan eylesin. Ve bunlar da ne dedi? Başka şehitlik var mı hocam? Evet. Malı uğruna olanlar şehittir. Kanı uğruna ölenler şehittir. Bunlar müminler için bu ünvanlar, bu rutbeler müminler için dedik malı uğruna namusu uğruna vatanı uğruna rızkı uğruna ilim yolunda vefat edenlerin hepsinin Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şehit olduğunu bize haber veriyor. Şairimiz Mithat Cemal Kuntay ne diyor? Bayrakları bayrak yapan üstündeki kandır. Toprak eğer uğrunda ölen varsa vatandır.